Ben Mehmet Çırıl, Güzel Sanatlar mezunuyum. Yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde. Sizleri çalışmalarımı takdim edeyim. Son çalışmam, nü çalışmam. Nü çalışması, evet. Bizim geleneksel Çin'i motifini ben vücutta kullandım. Bedende, kadın Lale, vücudunda kullandım. Mi? Evet, kadın aynı zamanda kutsuyorum burada başındaki haliyle. Evet, ben bu arada Tokatlıyım. Tokat yazma desenini yüzlerde ben işlemeye Ben bunu görünce başladım. Elf gördüm sandım arkadaşlar. Olabilir. Bu bizim geleneksel bir uzaktan motifimiz. Bakınca ne kadar, evet, çok belli oluyor. Yani burada ben zanaatı sanata çevirdim aslında. Güzel olmuş. Benim kelebek kadınlarım var. Çok meşhur olmuştu. Onlardan iki tanesi. Evet. Kelebek kadınlardan. Evet, ikisini getirdim. Atatürk çalışmam. Burada da kelebek İsmi var. İsmi Sonsuz Medeniyet. Bu aynı zamanda puzzle oldu. İki çalışma puzzle oldu. İstanbul'da bir firma tarafından seçildi. Wow. Ben papyonu burada sonsuzluk işareti şeklinde kullanarak atamızı, yaptıklarını, Türkiye'yi sonsuz bir şeye kavuşturduğunu ifade etmeye çalıştım. Aynı zamanda böyle bir atamızın resmi yoktu. Bütün fotoğraflara baka baka oluşturdum bu resmi. Güzel. Genç, güçlü bir dinamik atamız olsun istedim. İçimdeki Çocuk adlı çalışmam burada. Burada da kadının içindeki çocuğu, haykırışı anlatıyor aslında. Hala içimde bir çocuk barındırıyorum demek istiyor. Evet. Burada derimin içindeki ben, yine kadınlar üstüne çalışıyorum. Burada da derimin içindeki ben lale derken, evet, ters lalenin biliyorsunuz çok manaları var. Ağlayan gelin manasına geliyor. Yunan mitolojisinde farklı manası var. Hüznün simgesi olarak bir manası var. Ben burada hüznü belirtmek istedim. Burada? Burada koç kadın. Ben burçlar için yaptım koç kadını. Böyle çalışmam. Ne soruyor ziyaretçiler? Ziyaretçiler atımızı çok beğeniyorlar. Evet. Atatürk çalışmasını çok beğeniyorlar. New çalışma bayağı ilgi çekiyor. Koç kadına bayağı bir ilgi var. Bu beğeniyorlar şekilde. Yani genel olarak beğeniliyor. Peki başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.